internete konan kotanın kalkmasını istiyoruz başbakanımızdan. İstirham ediyoruz. Maşallah. Bütün Türk gençliği olarak. 10 lira. Kota ücreti 10 lira olsun. O fiyatı gençler kaldıramaz. Fakir evet. Halk kaldıramaz. Aylık 10 lira. İnşallah. Ki tam anlamıyla bu konudaki masraflar karşılar o evet, para. Evet tabii inşallah. Eğer karşılamazsa başka yerlerden kesinti yaparak o eksik giderilsin. Çünkü milletimizin kültürü için dünyanın en büyük ansiklopedisi internet, en büyük ansiklopedinin kapısını devlet kapatmış olur o zaman. Devlet dünyanın en büyük üniversitesinin kapısını açsın, milletimiz rahatça geçsin. 10 lira veren üniversitenin kapısından içeri girsin. Dünyanın en büyük kütüphanesi, en büyük üniversitesi olan interneti ucuz ve kolay hale getirsin devlet. Nasıl ilkokula giderken para vermiyorsak, ortaokulda, lisede para vermiyorsak, internete de para vermeyelim. Sembolik olsun ki 10 lira da az para değil. 10 lira verelim. Öğrenciler, fakir halk, kardeşlerimiz limitsiz olarak internete istifade etsin. Başbakanımızdan ehemmiyetle istirham ediyoruz. Çünkü bakın anarşi ve terörün de kökeni cehalettir. Bilgisizliktir. Bilgiye ulaşabilmemiz için internete ihtiyacımız var. İnternete girmemiz için de pahalı kota konursa giremeyiz. Devlet bizi üniversitenin kapısından geri çevirmesin. Dünyanın en büyük üniversitesinin. 10 lirayla bu konuyu halletsin. Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza ehemmiyetle rica ediyoruz ve bütün bakanlarımıza rica ediyoruz. Milli Eğitim evet. Bakanımız dahil. Bir de bu adil kullanma hakkı diye sınırsız olsa bile onu da sınırlıyorlardı hocam. Onun da kaldırılmasını. O ne demek o? Yani sınırsız limit alsalar bile çok para ödeyip adil kullanma hakkı diye belli bir limiti aştıktan sonra onu da durduruyorlar. Şimdi bu böyle bir şey olmaz. Evet. Çok acayip. Bir insan 24 saat girebilir internete. Girsin, gece gündüz okusun. Evet. Gece gündüz bilgilensin. Gece gündüz araştırsınlar. Yani gecenin 12'sinde de, 1'inde de, sabah 5'te de. Tabii. Değil mi? Adil kullanım. Yani bu içki içmiyor ki nihayet bilgi içiyor. Tabii. Bilgi içen adama bu adil değil, çok fazla bilgilendin sen, başkasının hakkını alıyorsun diyebilir miyiz? İnsanlar bilgiyi alabildiğine özgür, alabildiğine çok alsınlar. Ne kadar bilgili olursa o kadar çok olur. Orada adil olmak diye bir konu olmaz. O adil olmamak olur. Bir insanın bilgi almasını kısıtlarsan adalet adına, adillik adına adil olmamış bir tavır koymuş olursun. Bu çok büyük bir hata ve çok büyük bir yanlış. Adil kullanım hakkı bir kere onu kaldırsınlar. 10 lirada kota ücreti olsun o kadar. İnşallah evet. Fakir halk kardeşlerimiz rahat rahat kullansınlar. İnşallah. O nasıl bir sözdür ya? Adil kullanım hakkı. İstediği gibi kullansın. Akşama kadar gezinsin, okusun, incelesin. İnşallah. İnşallah.